Önceki hafta sorduğum soru şuydu. Start butonuna bastık, çıkış çalıştı. Bir daha bastık, vurdu. Yani tek butonla tek çıkışın çalıştığı kumandasıydı. Aynı tükenmez kalemlerin arka kapağı gibi. Basıyorsun, çıkıyor, basıyorsun, içeri giriyor. Ya da darbe şalterleri var, aydınlatmalı kullandığımız bizim. Onlarda da aynı mantık kullanıyoruz. Basıyoruz, ışığı yakıyor. Bir daha basıyoruz aynı butona, ışığı söndürüyor. Bununla ilgili çözümü internete attığımız için bu çözümü tekrarlamayacağım. Ama bu çözümün üstünden devam edeceğimiz için burada bu çözüm var. Ne var? Input 0-0 yükselen kenar. İnternetteki çözümlerimizde 200'e göre olduğu için SL200'e göre P'yi ayrı çizdik ama 1200'de bu birleştirilmiş bir kontak haline gelmiş. Ufak tefek bazı değişiklikler olabilir. Önemli değil o kadar. Bastık. P ne yapıyordu? İlk çevrim. Basıldığı ilk çevrim çalışıyordu. Çıkış veriyordu ama ondan sonraki çevrimlerde çıkış vermiyordu. Bastık. Q00'ın kapalı üzerinden merkez 00'ı setledik mi? Setledik. Aşağı iniyoruz. Açık. İşlem yapmadı. Aşağı iniyoruz. Merkez setli miydi? Setliydi. Kapalı. Q00 ne yaptı? Çalıştı. Tamam mı? İlk yaptığımız işlem, ilk birini basmadı. Bu kapalı. Bir de bu ne oldu? Setlendi. Tamam mı? Artık bundan sonra butona elimiz basılı kalsa yükselen kenarı bir kere işlettiği için devam etmedi. Bir kez daha basıyoruz butona. Butona ikinci kez bastık. Butona ikinci kez bastığımızda Q00 çalışıyor mu? İkinci bastığımızda. Yani şu kontak bu ara açıldı mı? Açıldı. Çalıştığı için bu kontakta kapandı mı? Butona ikinci bastığımızda açık olduğu için buradan setleme işlemi yapamadık. Ama aşağıdaki kontak kapalı olduğu için burada resetleme işlemi yaptı. Daha sonra merkez 0-0 resetlendiği için bu kontağını açtı. Açtığı için Q00'da durduk. Temel çalışma mantığı bu. Şimdi soruya gel kameraya. Bunun üçlüsünü ya da iki çıkışlısını, yani üç elemanlı iki çıkışlısını, üçlüsünü yapıyoruz. Ne demek istiyorum? Butona bastım, birinci çıkış. Bir daha bastım, ikinci çıkış çalıştı. Bir daha bastım, durdu. Sistem tekrarlanabilir bir sistem. Ne demek istiyorum? Durduktan sonra bir daha çalıştırabileceğim. Yani start'a basacağım, çıkış verecek. Birinci çıkış. Start'a bir daha basacağım, ikinci çıkış verecek. Bu ara birinci çıkış durmayacak. Durabilir de durmayabilir de. Tamamen size kalmış. Tamam mı? Tekrar üçüncü kez bastığımda da duracak. Yani birinci basmada birinci çıkış, ikinci basmada birinci çıkış varken ikinci çıkış devam verecek. Üçüncü basmada bunların hepsi duracak. Tamam mı? Burada aslında az önceki çözümün bana iki tanesi lazım. Az önceki çözüm bu muydu? Buydu. Bunu ben iki kere yazacağım. Tamam mı? Yazayım iki kere. Bunun üzerinde daha sonra tartışacağız. Yandaki devreyi buraya iki kere çizdim. Ama isimlerini vermedim dikkat ederseniz. Bu devrenin tamamen çalışma mantığı PLC içerisindeki çevrim süresine göreydi. Burada da PLC içerisindeki çevrim süresine göre çözeceğiz. Sıralı bir gidelim. Bakalım ne olacak. Yani Q00'ı yukarı yazalım. Ne ile karşılaşacağız? Q0.0 merkez 0.0 olsun. Q0.0 merkez 0.0 olsun. Merkez 0.0 Q0.0 Q0.1 merkez 0.1 Q0.1 merkez 0.1 Tamam mı? Q0.1 merkez 0.1 Yani yaptığımız şey sıralı bir şekilde iki devreyi tekrarlamak. Bakın. Çevrim süresiyle ilgili bir şey anlatacağım. Dikkatlerinizi buraya verin. Şimdi input 0-0'a bastık. Normal çalışmayı yaptı. Merkez 0-0 çalıştı. Setledi. Merkez 0-0 kapadı. Q0-0'a çıkış verdi. Yani evet bastık. Şu çalışmayı sağladık. Doğru mu? O çalışmayı sağladık. Devam ediyoruz. Ama aynı basışla yani bastığım ilk çevrimde
Burada yükselen kenar üzerinden Q01 kapalı üzerinden merkez 01 setledi. Merkez 01 geldi aşağıda Q01'i de çalıştırdı. Ben şurada tuttum, bir de Q01'i devreye aldım. Doğru mu? Yani ikisi aynı anda devreye girdi. Benim istediğim şey böyle bir şey değil. İstediğim durum böyle bir şey değil. Tamam mı? Önce Q00 girecek. Q00'dan bir sonraki basmada Q0.1 devreye girecek. Önce 00 sonra Q01. Şimdi buradan sitmiyoruz değil mi? İstediğim şey şu, önce Q00 girsin devreye, Q00'dan sonra Q01 girsin. Ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Ya hocam, Q01, Q00 devreye girdikten sonra girsin. Örneğin Q0.0'ın buraya açığını koyalım. Tamam mı? Q00 devreye girsin, Q01 ondan sonra devreye girsin. Böyle bir şey düşünebiliriz. Bakalım olacak mı? Q00 ilk basmada. Q00 burada devreye girdi. Doğru mu? Burada devreye girince aşağıyı kapadı. Yine aynı çevrim, daha ilk bastığımın aynı çevriminde tekrar şu satırda Q01 devreye soktu. O zaman buradaki Q00'ın hiçbir anlamı benim için yok. İyi de bu sıralı çalışmayı benim bir şekilde yapmam lazım. Yani önce Q00'ı devreye alıp daha sonra Q01'i devreye almam lazım. Devreye sokmam lazım. Mesela şöyle bir şey diyelim. Ne var? Merkez 0.0'ın hocam acaba kapalısını mı koysak ya da açığını mı koysak? Merkez 0.0'ın açığını koyarsak merkez 0.0'ın açığıyla Q00'ın kontağı aynı şey, öyle değil mi? Merkez 0.0 devreye giriyor, Q00 devreye giriyor. O zaman şunun merkez 0.0'ın açığını koymamın az önce Q00'ın açığını koymamla hiçbir farkı yok. Hocam kapalısını koyalım. Tamam. Bu ne? Q0.0 aynı merkez 0.0'ın kapalısı. Şimdi bakalım ne olacak? İlk çevrim, basıyorum, bastığımın ilk çevrimini anlatıyorum. Bastım. Şurada Q00 devreye girdi değil mi? Devreye girdi Q00. Q00 devreye girince bu kontağını açtı mı? Açtı. Bura devreye girdi mi? İstediğim şey oldu. Buydu. İlk basışta sadece bu devreye girsin. Q01 devreye girmesin. Q01 ne zaman devreye girecek? İkinci basışta. İkinci basışta. İkinci kez basıyorum. İkinci kez başladığımda Q00 burayı açtı mı? Evet. Açtı. İkinci bastığımın ilk çevriminden bahsediyorum. Açtı mı? Açtı. Merkel iş yapmadı. Açık. Resetlendi. Ama ne yaptı? Aşağı kapadığı için Merkel burada iş yaptı ve resetlendi. Merkel resetlenince Merkel bunun kontağını açtı. Buradaki kontağını açınca Q00 devre dışı kaldı. Q00 devre dışı kalınca burayı kapadı. Açtı. Doğru mu? Burayı kapayınca bu setlendi. İyi de ben ikinci basmada bunun devreden çıkmasını istemiyorum ki. Olmadı. Bakın. İlk şartı sağladık ama ikinci basma şartını sağlayamadık. Niye ikinci basma şartını sağlayamadık? İkinci basmanın şartında kim devre dışı kalıyor? Q0.0 devre dışı kalıyor. Kalmasını istiyor muyuz? Hayır, istemiyoruz. Hocam o zaman şöyle bir şey yapalım. Q00 devre dışı kalmasın. Ne yapalım Q00 devre dışı kalmasın diye? Acaba buraya da açığını mı koysak? Buna benzer denemeleri çok fazla yapabilirsiniz. Tamam mı? Oraya açığını korsun, başka yere açığını korsun. Akşama kadar devreyi dener durursun. Burada piyasinin çevrim mantığından yararlanacağız. Ne demek istiyorum piyasanın çevrim mantığından yararlanacağız? Şu isimleri ben değiştiriyorum. 0-0 yukarıda, 0-1 aşağıda mıydı? 0-1'i yukarı alacağım. 0-0'ı aşağıya alacağım. Şimdi ne oldu? Merkel 0.1 yukarıda. Mavi yazalım onları da. Nerede mavi kare? Özür.
0-1'leri yukarı alın, 0-0'ları aşağı alın. Şimdi bakalım nasıl çalışacak. Start'a bastık mı? Çalıştı mı? Çalıştı. Aşağıda çalıştırdı mı? Çalıştırdı mı aşağıda? Çalıştı. Yani start'a bastığında hem 1 hem 0. Yani ikinci çıkışta birinci çıkışta devreye girdi. İstediğim bu mu? Bu değil. Şöyle bir şey yapalım. İlk bastığımda birinci kısım devreye girmesi. Sorun neyse buraya sor. Hocam ben şu ısım ikincide sıfır var ya, orayı ben anlayamadım hocam. O bastığımda tamam hocam, şimdi direkt basıyoruz, Q 0.1 çalışıyor. Tamam. Onu da mı etkiliyor çalışırken? Aynı. Şununla şu aynı şey ya. Aynı buton olarak. Aynı. Baksana isimlere bak. Q00. Şey input 00, input 00. Tamam ben aynı. Aynı işlemi yapıyor. Yani ucunu buradan almışım. Almışım, ha buradan almışım, öyle yapmışım. Aynı şey. Şimdi bakın. Yerlerini değiştirdiğimizde, start'a bastığımızda 1'in 0-1 çıkışta, 0-0 çıkışta çalışıyor. Doğru mu? Evet. Şöyle bir şey yapalım. Hocam. 0-1 çıkışı, 0-0 çıkışı aktif olmadan aktif olmasın. Tekrarlıyorum bak cümleyi. 0-1 çıkışı, şu çıkış, 0-0 aktif olmadan aktif olmasın. Ne yaptım? Q00 yukarıya bir tane açık kontağını koydum. Şimdi sistemin çalışmasına bir daha bakalım. Bastığımın ilk çevriminden bahsediyorum size. Bastık. Çalıştı mı? Bu kısım off'ta çalışmadı. Devam ediyoruz. Bastım mı? Bastım. İlk çevrimden bahsediyoruz. Yine artık bunu ezberledik. Merkel 00 setledi. Q00'ı devreye aldı mı? Aldı mı devreye? Aldı. Yani şu ilk şartı sağladık mı? İlk şartı sağladık. Q00 girdi ama Q01 devreye girmedi. Devam ediyorum. İkinci kez bastığımda ne olacak? İkincinin ilk çevriminden bahsediyorum. İkinci kez basmanın ilk çevriminden. Devreye girmişti mi? Girmişti. Bu kontak şöyle çizim. Kapandı mı? Kapandı. Merkel 01 setledi mi? Setledi. Merkel 01 setleyince geldi buradaki kontağını kapatıp Q01 devreye aldı mı? Aldı. İkinci basmada da ben Q01 devreye aldım mı istediğim gibi? Evet aldım. Ama ne oluyor? Olan şu. İkinci basmada Q00 burayı açıp aşağıya kapadığı için Q00 bu sefer devre dışı bırakıyor kendine. Anlaşıldı mı? Tekrarlıyorum bakalım. İkinci basmada tamam buranın çalışmasında sıkıntı yok, devreye girdi ama ikinci basmada Q00 artık açıldı. Bu kontak açıldı, bu kontak kapandı. Niye Q00 devrede? Çünkü reseti yedi, reset yiyince kontağını açtı, kendini devre dışı bıraktı. Olmadı. Bu sefer burada ikinciyi soktuk ama birinci devreden çıktı. Peki ikinci girdi mi, birincinin devre dışı kalmasını nasıl engellerim? Bakın, sorum şu. İkinci devreye girdiğinde birincinin devre dışı kalmasını nasıl engellerim? Hocam Q0 orada kapalısı var ya hocam. Şu ayrı altta. Setin önünde. Hocam oraya bir paralel atsak mesela Q00'ın açığını koysak. Mühürleme gibi bir şey yapsak oraya. Olmaz mı? Zorlama, çok zorlama çözüm. Bazen siz yapıyorsunuz, anlamakta güçlük çekiyor. Hocam devre çalıştı ama bakıyorum o kadar saçma bir dizilim yapmışsınız ki ne oluyor biliyor musunuz? Sizin yaptığınız şey şu. Onu öyle koyayım, böyle koyayım. Deneme yanılma yapıyorsunuz, tamam mı? Deneme yanılma yaptığınızda bir yerde bir şey tutuyor. Tuttuktan sonra bana çalış diyorsun. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Mantıklı mı? Değil. Biz bir İtalyanların yazdığı piyasa revizyonuna gittik. İnsan böyle kolunu, kulağını öbür kolla gösterir mi ya? Yani çok değişik yazılımlar yapmışlar ve hayırla yad ettik arkadaşlara. Tamam mı? PLC yazılımında en güzel şey, en temiz, en basit, en anlaşılır şekilde olmasıdır. Buraya mühürleme yapacağım, başka bir şey yapacağım falan iş uzayacak. Bakın şimdi, yukarıya açık kontağını koydum, aşağıya öbürünün kapalısını koydum. Bakın yeni durumda ne oldu? Baştan başlıyorum anlatmaya. Bastık. Bastık. Açık.
çalışmadı. Doğru mu? Q01 devreye girmedi. Birinci basışın ilk çevrimde kapalı üzerinden merkez 00 setlendi, kapattı, Q00'ı devreye soktu. Doğru mu? He? Evet, evet. Doğru. Artık o çevrim bitti. Birinci basmanın ilk çevrim bitti. Bir daha işlem yapmayacağız. İkinci kez basıyorum çocuklar. Sıkıntı burada çıkmıştı demin. İkinci kez bastığımda bu kontak kapalı mı? Bu kontak kapalı. Merkel kendini setledi mi? Setledi. Burayı setledi mi? Q01'i çalıştırdı mı? İkinci de girdi devreye. Demin de buraya kadar olmuştu. Şarjı bitiyor. Tamam, dert değil. Buraya kadar olmuştu. Tamam mı? Devam ediyoruz. Şimdi ikinci basmanın birinci, ikinci basmanın ilk çevirindeyiz. Bu kontak, bu girdi mi devreye? O girince burada kontağını açtı mı? Q01'e ait merkez 00 üstünde herhangi bir işlem yapabilir miyiz? Yapamayız. İşlem yapamadığım için reset takmayacak, devre dışında kalmayacak. Devam ediyoruz. Yani birinci çıktı mı devreden? Çıkmadı. Q00 çıktı mı? Çıkmadı. Niye? Q0.1 burada kontağını açtı. İşlem yapmamı engelledi burada. Birinci 00 çıkmadığına çıkmamasıyla birlikte Q01 de devreye girdi. Üçüncü basınçta hepsinin devre dışı kalması lazım. Bakayım bunu yapacak mı? Üçüncü basışta devre dışı kalması lazım, bunu yapacak mı? Üçüncü basışın ilk çevriminden bahsediyorum. Bu kontak kapamış mıydı? Bu kontak kapamıştı. Kapadığı için reseti yedi mi? Reseti yedi. Reseti yediği için açtı mı? Reseti yediği için açtı mı? Q01 devre dışı kaldı mı? Kaldı. Q01 devre dışı kalınca buradaki kontağını normaldeki kapalı haline geri getirdi mi? Normalde kapalı haline geri getirdi. Normalde kapalı haline gelince Q00 çalışıyordu. O nedenle aşağıda reset kolu mu aktif şu anda? Reset kolu. Aşağıdan reset yedi mi? Merkez 0.0 reset yedi. Reset yiyince de burada kontağını açtı mı? Açtı. Bu devre dışı kaldı mı? Kaldı. Sistem istediğimiz gibi çalışıyor. Son bir şeye bakmamız lazım. O da şu. Sistemin sürdürülebilirliği, tekrarlanabilirliği var mı? Tüm elemanlar devre dışı kaldığına ve başlangıç şartlarına dönüldüğüne göre devrenin tekrarlanabilirliği, devam ettirilebilirliği var. Geçen haftaki sınav sorunuz buydu. Farklı çözüm yapan arkadaşlar da var. Tamam mı? Ama yaptığı işte şu. Mesela ben burada neyi kestim? Reset yemeği kestim değil mi? Şu kontağı buraya alırsanız reset yemeği kesersiniz. Tamam mı? Şu kontağı da tutar bunlar alırsanız set yemesini kesersiniz. Aynı kapıya çıkar. Ama bir sistematik içerisinde göstermek için bunu yaptım. Kapattım.